Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Memur Sen'in çok değerli başkan ve üyeleri, öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramınızı sizler ve sizlerin şahsında tüm Türkiye ve dünyadaki emekçiler nezdinde kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Memur Sen 7. Olağan Kongresi'nin de hem sizler için, her bir üyeniz için ve tüm memurlarımız için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz her fırsatta Cumhurbaşkanımız zaten çok net şekilde ifade eder. Çalışanın yanında olduğumuzu, emekçinin yanında olduğumuzu, memurun yanında olduğumuzu ve işçinin yanında olduğumuzu. Ama bunu ifade ederken de Türkiye olarak bir aile olduğumuzu da, bir bütün olduğumuzu da hep ifade eder. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizi belki diğerlerinden ayıran en büyük özellik budur. Biz baktığımız zaman Türkiye'yi görürüz. Dünyaya bakarız, bütüncül bir bakış açısından görürüz. Birlik görürüz, beraberlik görürüz, dayanışma görürüz. Ayrıştırmaktan ziyade birleştirmeye odaklanırız. 80 farklı sendikal yapıdan temsilciler var burada. Tüm dünyada da bugün 1 Mayıs kutlanıyor. Şöyle bir Türkiye'ye baktığınızda 1 Mayıs'ın kutlandığı dönemler kan ve gözyaşıydı. Çok da öyle uzaklara gitmeye de gerek yoktu aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, AK Parti iktidarlarıyla birlikte 1 Mayıs bayrama dönüştü. Emekçinin bayramına dönüştü, çalışanın bayramına dönüştü, birlik ve beraberliğin sembolüne dönüştü. Taksim'den bomba atanlar veya oraları karıştıranlar, vesayetçi sistemler veya şu veya bu bahaneyle Türkiye'yi baskı altına almak isteyenlerin, bir zulüm vasıtası olarak kullanmak isteyenlerin o vasıtası olmaktan çıkarıldı. Hamdolsun bugün biraz önce de ifade ettiğim şekilde birliğimiz ve beraberliğimiz ve emekçinin, memurun, İşçinin güçlenmesi, refah düzeyinin artırılması, şartlarının daha da iyileştirilmesi anlamında hamdolsun bir bayrama dönüştü. Bugün o bayramı kutluyoruz işte. Memur Sen'in 7. Olağan Kongresi çerçevesinde kutluyoruz. Bir hafta önce zaten sizlerle birlikteydik. Ankara İl Buluşması'nda. Orada bazı şeyleri paylaşmıştık. Birazdan da Cumhurbaşkanımız gelecekler. Zaten Memur Sen'in, gerek memurlarımızın ve gerekse Memur Sen'in beklentileri, çalışanlarımızın beklentileri çerçevesinde de zaten yine gerekli açıklamalarda bulunacak. Benim öncesinde herhangi bir açıklamada bulunmam doğru olmaz. Memur Sen deyince ama şunu hepimiz net biliyoruz. Memur Sen demek demokrasi mücadelesi demek. Memur Sen demek vesayetlere karşı dik durmak demek.
Memur sen demek, benim herhangi bir özgürlüğüme müdahale ettiğin zaman kılık kıyafet gibi 12,3 milyonluk imza demek, yani dik duruş demek. Biz sizin verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Aslında bu mücadeleyi birlikte verdik. Tüm emekçi kardeşlerimizle birlikte verdik ve hala da birlikte veriyoruz. Bugün de aynı vesayet sistemlerini geri getirmek isteyenler var. Türkiye'nin kalkınmasından, Türkiye'nin gelişmesinden, Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan iç ve dış mihraklar var. Zaten bunu memur senli kardeşlerim benden çok daha iyi bilirler. Daha detaya girmeme gerek var mı? Gerektiği zaman terör örgütleriyle kol kola girip, gerektiği zaman dışarıdan doğrudan müdahaleleri yapıp bu ülkenin önüne engeller koymak isteyenler artık eskiden olduğu gibi öyle gizli kapaklı işleri de çevirmiyorlar. Açıktan konuşuyorlar. Hatta devlet başkanları açıktan konuşuyor. Ne yapacaklarıyla alakalı. Hatırlıyorsunuz değil mi ne dediklerini? Eskiden genelde işimize gelmediği zaman, iktidarları değiştirmek istediğimiz zaman askeri vesayet sistemlerini devreye sokardık. Artık onların işe yaramadığını gördük. Başka şekillerde devreye sokmanın yollarını arayacağız diye. Bunu hatırlıyorsunuz. Kim olduğunu da hatırlıyorsunuz. Ne zaman bunun, bu açıklamanın yapılmasını da hatırlıyorsunuz. Öyle değil mi? Hatırlıyor muyuz? Peki biz bu mücadelede bu tür Türkiye'ye müdahalelere müsaade edecek miyiz? Eder miyiz? Biz istiklalimizden ve istikbalimizden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen bir milletiz. Bizi öyle seçim dönemi veya başka bir dönemde farklı şekilde görme arzusunda olanlar şunu bilsinler. Söz konusu Türkiye'nin çıkarları olduğunda tek yumruk oluruz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye milletiyle, ülkesiyle, vatandaşıyla, emekçisiyle, işvereniyle birlikte tek yumruktur ve tek yumruk olmaya da devam edecektir. Ve bu tüm sektörlerde de böyle olacaktır. İşte Teknofest'i gördünüz. Savunma sanayi. Niye biz özellikle savunma sanayi dedik? Dış politikada bağımsızlık istedik de onun için savunma sanayini öncelikledik. Çünkü gördük ki terör örgütleri, ülkelerin başına bela edilen terör örgütleri, sadece Türkiye'nin de değil, dünyadaki birçok ülkede bunu görüyoruz, benzer olayları. Vesayet sistemlerinin, vesayet odaklarının sonrasında ülkeleri baskı altına, ülke yönetimlerini baskı altına almak için kullandıkları bir enstrüman, başka bir şey değil. Peki siz onlarla mücadele etmek istediğinizde ne oluyor? Silah vermem diyor. Versen bile şurada kullanamazsın diyor. Şu terör örgütüyle mücadelede kullanamazsın. Burada bilmem ne yapamazsın. E niye alacağım ben o zaman senin silahını? E veririm ama diyor. Dış politikada şöyle davranacaksın. İç politikada böyle davranacaksın. Gel bakalım bununla bir anlaşalım. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Dur dedi. Dünya beşten büyüktür dedi. Size sizinle hangi konuyu konuşuyorsak onun dışına çıkma haddiniz de yetkiniz de yoktur dedi. IMF ile masaya oturduğunda da bunu söyledi. NATO ile masaya oturduğunda da bunu söyledi. Amerika'sıyla da, İngiltere'siyle de, Fransa'sıyla da,
Rusya veya Çin ile de hiç fark etmedi. Bundan rahatsız olanlar oldu. Biz de dedik ki o zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayi buradan çıktı. Beraberinde hem terör örgütleriyle mücadeledeki başarıyı hem de dış politikadaki bağımsızlığı ve dik duruşu getirdi. Bundan rahatsız olanlar var mı? Var. Şimdi ne diyorlar? Merak etmeyin, size söz diyorlar. Biz gelirsek sizin o eski vesayetçi sistemlerinizi tekrar yürürlüğe koyarız. Nasıl? Gerekirse terör devleti mi kurmak istiyorsunuz benim güneyimde? Suriye'den ve Irak'tan ben askerimi çekerim, sana söz diyor. Ağababalarına diyor. Merak etme diyor, ben içerideki terörist başını çıkarırım. Bu ülkenin kendi silahlarını, kendi uçaklarını, kendi tankını milletine karşı doğrultan namlularını, o teröristleri de içeriden çıkarırım. Sen merak etme. Sen kim işine yarıyorsa onu bana söyle, istediğin gibi yaparım diyor. IMF'yle mi masaya oturmamı istiyorsun? Otururum. Gerekiyorsa gidip bir benzinlikçide oturup hamburger yememi istiyorsun? Onu da yaparım, hiç önemli değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan dik dururum diyor. Milletim benimle birlikte olduğu sürece, emekçim benimle birlikte olduğu sürece, işverenim, vatandaşım benimle olduğu sürece ne pahasına olursa olsun Türkiye dik durur, ben dik dururum diyor. Biz bu sözümüzü tuttuk mu? Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna şahit misiniz? İşte sizlerle birlikte dik durdu. Tüm sektörlerde aynısını yaptık. Gördük ki enerji bağımsızlığı aynı sıkıntı. Yani savunma sanayinde olandan farklı bir şey değil. Türkiye dışa bağımlı mı enerjide? Bağımlı. Biz yıllarca enerji gerek karada, gerek denizde, gerek tüm ilgili sahalarda aradık mı? Aradık. Bulabildik mi? Bulamadık. Niye bulamadık? Çünkü kendi imkanlarımız yoktu. Başkalarını aratıyorduk. Ne zaman ki kendi filolarımızı kurduk, ne zaman ki kendi mühendislerimizle ekiplerimizi oluşturduk, ne zaman ki kendi analiz yöntemlerimizi kullandık, baştan sona kendimiz yapmaya başladık, ne oldu? Karadeniz'de doğalgazı bulduk mu? Bulduk. Gabar'da terörün merkezinde petrolü bulduk mu? Bulduk. Dün terörle anılan Gabar ve Şırnak bugün petrol üreticisi bir şehir ve mekan haline geldi. Yani refahın sembolü oldu terörden çıkıp.